Tüm kasamcılar tarafından bu böyle bekleniyor. Bunun için de öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde belediye başkanı kaymakamımızla İstanbul'daki düşünülen hemşehrimizle görüşme sağlandıktan sonra eğer o tecrübe vermezse ikinci aşama olur diye düşünüyorum. İkincisi, burada çok iyi güzel bir bilgilendirme yapıldı. İşte bu gazın turizmle alakalı sevindirici haberler vardı. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Sayın Kaymakamım, bu gazı bir sanayiyle mi kalkınmak doğrudur, turizmle mi kalkınmak doğrudur diye baktığımız zaman yıllardan beri aynı şeyi konuşuyoruz ama bölgemizde çok yakınlarımızda çok fazla sanayi olduğu için herhalde bize turizm kaldı gibi geliyor bana. Onun için biz ne kadar çok turizme ağırlık verirsek, ne kadar çok Ilgaz'ı tanıtmak, Ilgaz turizmini ön plana çıkartırsak zannediyorum ki Ilgaz'ın kalkınması bu yönde olacak değil, şahsi kanaatimdir. Buna böyle söylemiş oluyorum. Kısacası şimdi sevgili dostlar, biz buraya geldik. Burada bu tür toplantıları yaparken aslında şöyle bir soru vardı. Ankara, Çankırı, Ilgaz ve İstanbul biz birbirimizle alakalı gerek dernekler gerekse siyasi parti temsilcileri veyahut da idareciler birbirimizle alakalı ön yargılarımız varsa ön yargılarımızdan kurtularak birbirimizi anlamanın, birlikte olmanın, birlikte nasıl hareket etmenin yollarını ararız. Asıl bu toplantının amacı buydu. Çünkü biz Ilgaz Dernekler Birliği olarak bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde İstanbul'dan sonra haricinde Ilgaz'da zaman zaman Ilgaz Dernekleri de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Yani neticede adında Ilgaz Dernekler Birliği yazıyor. Ilgaz'ıyız, memleketimizi seviyoruz. Memleketimizin kalkınması, gelişmesi her manada arzu ediyoruz. Dolayısıyla Ilgaz'da da ilgili bazı çalışmalarımız oluyor. Burada şunu çok açık ve net ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar Ilgaz Dernekler Birliği yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte yaptığımız çalışmaların tamamında hiçbir şekilde siyasi hesaplarla yapmadık bu işleri. Hiçbir siyasi hesabımız yoktu. Bu Ilgaz Dernekler ve İstanbul'la ilgili ama bu bir siyasetle alakalı yanlış bir cümle algılanmasını istemiyorum. Ancak bütün hemşerilerimizin siyaset yapmasını arzu ediyoruz tabii ki. Her partide, her siyasi parti hemşerimiz söz sahibi olsun. Bu sadece Ilgaz'da değil. İstanbul'un her ilçesinde bir Ilgaz hemşerimiz siyaset yapsın. Biz de dernekler bir olarak, aktif olarak değil ama onun arkasından bir güç olarak arkasından duracağımızı taahhüt ettik ve bunu veriyoruz. Her platformda Ilgaz Dernekler Birliği olarak İstanbul'daki çok net, çok samimi olarak söylüyorum. İstanbul'da Çankırılar arasında, Çankırı ilçeleri arasında çok ciddi bir sivil toplum kurucudur. Ilgaz Dernekler Birliği. Güçlü sivil toplum kurucudur. Her gittiğimiz ortamda da bu gücümüzü de ifade edebilecek kadar arkadaşlarımızın bilgisi becerisi vardır. Dolayısıyla siyaseti bu manada kullanmasını arzu ediyorum. Biz siyasi davranışı hemşehrilerimizi destekliyoruz. Her yerde arkasında olacağımızı ifade ediyoruz. Ama kendimiz bir siyasi hesap peşinde değiliz. Çalışmalarımıza bunun böyle algılanmasını önemli rica ediyorum. Diğer bir konu burada biraz Vedat Bey'in ben söylediklerini çok iyi anladım aslında bakarsan. Aynı şeyi bize rahatsızlığımızı dile getirdi. Ahmet Bey de söyledi. Hatta dün zannediyorum yanılmıyorsam Şükrü Hocam bir dilekçe yazdı mescidle alakalı. Bu otelin mescidinin böyle olmaması gerektiği konusunda. Şimdi bu ortamı biz değiştirme şansımız olmadığı için burada uyuyoruz ve geldiğimiz zamanda giderken buradaki eksiklikleri ifade ediyoruz. Evet, sizin söylediğiniz eksiklikler giderken buradan ifade eder, ayrılırken de bir dahaki senelerde bunlar gelebilmesini rica ediyoruz. Yerimizi değiştiriyoruz başkanım. Yerimizi değiştiriyoruz. Tabii yerimizi değiştiriyoruz. Bundan bir konu yok. Yok, kesinlikle tabii böyle bir şey yok ama burada benim sevdiğim, mutlu eden şey öncelikle toplantının böyle bir ahenk içerisinde geçmiş olması, müşavirlerimizin hepsinin ayağa kalktığı zaman, bir söz istediği zaman, bir şey söyleyeceği zaman yüreğindeki memleket sevgisini yüzünde ifade ettiği, memleketinin sevgisini yüzünde belli ederek cümlelerine başlıyor. Bu da bizim için sevindirici bir şey. Allah inşallah gönlümüzde yatan memleketimizin gelişmesiyle ilgili gönlümüzdeki yatanların en kısa zamanda gerek devletimiz zaman aracılığıyla gerek diğer özel yatırımcılar tarafından sağlanmasını arzu ediyoruz. Turizmle alakalı konuları inşallah en kısa zamanda beklenen daha iyisi olur diye düşünüyorum. Ama burada Sayın Kaymakamlığa bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Belediye Başkanlığı'na. Kadın çayı ile ilgili geçtiğimiz yılda iyi bir reklam yapıldı. Özellikle Ankara başkentte. Bu bizi de çok ciddi derecede sevindirdi. Ancak sonradan duyduğumuz kadarıyla oraya gelen tüm tatilciler gibi mutsuz ayrıldı. Çünkü oraya gelen insanlar
Ilgaz Dağı'nın çok büyük ikramıyla gelen Ilgaz Dağı'nın geldiği zaman farklı şeylerle karşılaştılar. Bunda buranın sorunun muhatabı kimse? Gerek oradaki işletmeciler eğer işletmeciliğini doğru yapamıyorlarsa o otelin işletmeciliğinin ne şekilde kiralamışsa oranın denetimi kimse burada tüm dernek başkanları adına, tüm Ilgaz adına bunu takip edilmesini rica ediyorum Sayın Kaymakamım. Çünkü orada gelen insan bir daha gelmiyor. Bir mekanın kötü bir intibayla ayrılması bir daha çok iyiye dahi dönse geri dönüşü çok zordur. Dolayısıyla bu konuda işte özellikle biraz önce beraber konuşurken tuvaletler konusunda konuştuk. Ne yapılması gerekiyorsa yapılırsa çok mutlu oluruz. Biz orada İstanbul'da yaşarken bazı hemşehrilerimize Ilgaz Dağı deyince büyük bir diyorlar. Yani bir yere gider bize de bir yer ayıttığını falan diyor. Açıkçası kadın çayırına oradan bir misafir göndermekten imtina ediyorum. Çünkü korkuyorum. Döndüğü zaman diyecek ki konaklayacak bir yer, yer yok. Yok. Bu konuda da özel bir çalışma olursa sevinirim diye düşünüyorum. Bunu da böyle not alırsak. Hatta biz işte orada bir etkinlik yapmak istiyoruz. Konaklayacak bir şey yok. Bunda da oradaki otel işletmecisinin sıkıntısı olduğunu biliyorum. Yani oteli işleten insanların bir işletmeci niyetine değil, kendilerini özel olarak orada bir mekan olarak tuttuğunu tahmin ediyorum. Bunun da formülü neyse hep beraber eğer bizim de yapabileceğimiz bir konu varsa yaparız diye düşünüyoruz. Bunu da burada belirtmiş olayım. Ben özellikle Ilgaz'dan, Ankara'dan, Çankırı'dan katılan siyasi parti temsilcilerine bizleri buraya davetimize icap ettikleri için ve diğer oda başkanlarına ve çok değerli kaymakamıma, belediye başkanıma ve siz değerli köy dernek başkanlarına ayrıca Ilgaz'dan diğer Bölsöğüt köy derneğine. Biz Ilgaz'da sadece Bölsöğüt köy derneği var diye duyduk ve onu davet ettik. Belki sizlerin bilgisi vardır, başka bir köy derneği vardır, biz bilmiyoruz. Eğer varsa da kasıtlı bir şey yoktu, bilseydim onu da çağırdık. Eğer varsa da bize bildirin lütfen. Biz istedik ki burada bir Ilgaz birlikteliği olsun. Burada bir tüm hemşehrilerimizin bir arada olduğu, Ilgaz'ımızın konuşulduğu, geleceğin konuşulduğu bir toplantı olsun istedik. Umarım öyle olmuştur. Umarım hepiniz mutlu ayrılırsınız. Ben bir kez daha toplantının verimli geçmiş olduğunu temenni ediyorum. Memleketimiz için inşallah önümüzdeki günlerde daha güzel bir beraber içerisinde güzel şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederken hepinize